Arkadaşlar merhaba. Bugün 24 Şubat 2024 Cumartesi yabancı yarışlarda yine yeniden Kenilworth'teyiz. 9 koşulu program var. 13.05'te başlıyor arkadaşlar. Evet, akşam saatlerine kadar devam ediyor. 17.50'ye kadar devam ediyor tabii. Birçok yerde hava kararıyor yani o saatlerde. Düşünsenize öğlen başlayıp akşam. Evet, güzel yani biz Güney Afrika'da artık hoşlanıyoruz yani ekmek deniliyor ara ara. 13.05'te şimdi birinci altının ilk ayağı Maiden 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada hiç kasmayacağız arkadaşlar. 13 numara Talk to the Master. Heidelberg midir nedir bu adamın adını hiçbir zaman için tam okuduğuma inanamıyorum. Fight Herbe. Evet. 13 numara banko atacağız onu. Rakip 4 numara Unbeldi. Evet. 13 banko. İkinci koşu listed dişilere ait 4 yaşlı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada da 5 numaralı Fatalgem Banko. Arka arka bankolarla gidiyoruz olaya. Fatalgem, ekürler yani. İlk ayak 13 Banko, Talk to the Master. Burada da 5 numaralı Fatalgem Mustafa ile Banko arkadaşlar. Üçüncü koşu City of Cape Town, Cape of Good Hope Nursery diye geçiyor. Grup 3 koşusu 3 yaşlı İngiliz'e ait 1200 metre çıkacaklar. Burada hemşirelik muhabbeti koşusu var. Hemşirelere saygımız sonsuz hepsine. Canı gönülden iyi dileklerimizi veriyoruz hemşirelerimize. 10 numaralı Roman Agent Van Niekerk. 6 numaralı One Stripe Fighter Herve. 2 numaralı Symphony in White. 13 numaralı Lion Rampart, Richard Fury ile burada arkadaşlar. Ve bir çıkışa geçmiş olan bu Muzier'in minni bu at var. Winds of Change 9 numara. Bunu da mutlaka yazalım arkadaşlar buraya. 16, 2, 13 ve 9. Eğer %10 ve üstü AGP çıkan varsa burada onları da ilave edin arkadaşlar. Ne bileyim şu 3 numara yani sanki çıkacak gibi duruyor mu bilemiyorum. Evet 4. koşulda şimdi 2. altılık ayının başlangıç ayağı. Şartlı 4 tıkar İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada günün hemen hemen en zor koşullarından bir tanesi burası. Yani bir numara, yani siyah küllerden bir numarayı baz aldık ama güvenemiyoruz arkadaşlar. Magic Verse. Evet, JP Van der Mer ve Jean-Claude Van da. 13 numaralı Steadfast, Muzyeni. Bu ikisi ön planda. 1 ve 13 numaralı safkanlar. 7 numaralı Beyond the Boundary. İkinci adımız Daniel Muscat. Burada. Değil mi? Daniel Muscat. Yani bu Daniel Muscat benim bildiğim İngiltere'de değil mi? Buraya gelmiş herhalde. Neyse uzatmayalım. 3 numaralı Pomodoro's Jet. Greg Zeki'yle kesinlikle ihmale gelmez. Kırmızı ekürler yani. 4 numaralı Cave Culture. Heidelberg ve evet, 11 numaralı Solomon Steel, Sean Vale ve 14 numaralı Fibonacci Richard Fury. 1, 7, 3, 4, 11, 14 arkadaşlar. Böyle toparlarsak 1, 7, 3, 4, 11, 14 numaralı safkanlar diyoruz. 5. koşuya geçtik şimdi. Listed bir koşu bu da. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada da bankomuz var. 4 numaralı Quasi For Sure. Richard ile Banko. Yalnız burada tabii şu aşağıda arkadaşlar iki tane at var. Hatta Fyder Herben'in bindiği 3 numara da var da. Bu 4 numara Banko ama bence şu 7 ve 8'e de bakmak lazım. Hani AGP'ler nasıl çıkıyor? Yakın mı çıkıyor? Uzak mı çıkıyor? Ama burada bir şekilde Richard Fury'nin bindiği atı biz Banko yapmışız. Evet. İki tane daha bankomuz var bu arada. Bol bol banko veriyoruz ki rahat kupon oluşturabilirsiniz arkadaşlar. 4 banko. 6. koşu Prix du Cap. Grup 3 koşusu dişilere ait. 4 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Yine zorlu bir yerdeyiz. 11 numaradan başlayalım. 11 numara Mrs. Genetrix Richard Fury ile. 12 numaralı Asiye Family Matsunyane. Ekürisi 4 ve 1 var burada arkadaşlar. Dikkat. Yani bu safkanların da gelir var. Aslında bu safkanlar gelecek yani böyle görüntü onu gösteriyor. Ben şöyle bakıyorum da.
Evet, 11 ve 12 arkadaşlar dedik. 12'nin ekip arkadaşlarıyla beraber ikililer. 6 numaralı Raskova, J.P. Van der Mer ve 8 numaralı Double Grand Slam, Van Niekerk. Yani bu noktadan sonra arka arka gelir mi? Gelir yani. 2 numaralı October Morn var burada, 2 numara. Ben bunları hani size sadece hatırlatıyorum arkadaşlar. Diğer arkadaşlar bulduğunuz %10 ve üzerinde varsa diğer atları yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. 11, 12, 6, 8 diyoruz ve %10 ve üstünü buraya ilave etmemiz gerekecek. Ama ekürler ön planda. Altani Banco değil. Evet. 7. koşu Diadem Stakes diye geçiyor. 18.850 dolarlık böyle bir koşu. Günün büyük koşulardan bir tanesi. Grup 2 koşusu. 4 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet, 7. koşu burada 9 numaralı Thunderstruck Richard Fury ile Banco. Bu grubun üstüne bir safkan bu arkadaşlar. Bu safkanı baz alın ikinci altılıda bence. Richard Fury'nin burada bir yamuk yapma ihtimali pek yok. Sadece burada 2 numaralı Surcay ve 3 numaralı Griever'ın yani bunların tehlikeli çanlarını çaldırtabilir bu iki at. Bir de Daniel Muscat'ın bindiği burada bir numara var. Yani şöyle aklınıza kalsın. 1, 2, 3 rakibi. 9'un rakibi 1, 2, 3 arkadaşlar. Evet. 8. koşudayız. Evet arkadaşlar. 8. koşu Cape Derby. Burada 47.130 dolarlık koşu. Gerçekten Güney Afrika standartlarını aşmışlar artık burada. Yani bunu 30 lirayla çarptığınız zaman 1 nokta küsür milyon TL falan ediyor yani. Grup 1 koşusu 4 yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Burada kırmızı ekürler Alternatif Banko. Ama yani Daniel Muscat ve Van Niekerk biniyor arkadaşlar. Hulu Huve ve Rapidash. Evet, 7 ve 8 numaralı Safkanlar. Alternatif Banko. 2 numaralı Harajuku ve 5 numaralı burada Ekürisi. İkinci sıra 3 numaralı Coastal Commander Fyderherbe ve 4 numaralı Beach Bomb Domer. Bu kadar yeterli buraya. Evet, 7 burada Alternatif Banko, 2 rakibi, 3 ve 4 de onların olası rakibi. Son koşuyuz. 9. koşu şartlı. Dişiler 4 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada direkt Banko'yu atıyoruz. 2 numaralı Dame of Tricks, Mustafa ile Banko. Hiç buralarda at yazmaya gerek yok. Bu safkanın biz geleceğini düşünüyoruz arkadaşlar. İki tane yarışta da güzelce kendini göstermiş. Burada da devamını getirecektir. En büyük rakibi de hemen üzerindeki Pretty Victory, 1 numaralı Pretty Victory arkadaşlar. 2 banko, 1 rakibi aklınızda bu şekilde kalabilir. Evet, Kenilworth ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese bol şanslar diliyorum. İyi hafta sonları olsun. Diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Onlar da yayında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.